Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kafası gidik kadınla ben uğraşıyorum ya. Arkadaşlar. Aklı başından gitti acı. Aklı başından gitmedi. Nasıl gitmesin arkadaşlar? Taşınmak gerçekten zor. Onu oraya. Sağ olsun boşalttı deponusunu. Bir şey olmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Allah razı olsun, eline koluna sağlık. Arkadaşlar, buraları boşalttık. Güzelce ne oldu? Temizliğini yapacağım. Şöyle bir de bir temiz bırakalım arkadaşlar. Aynen öyle değil mi? Ondan sonra şu tüpümüzü alacağız buradan arkadaşlar. Tüpümüzü alırız. Ondan sonra tüp gene dolabın içini boşalttık. Dolabın içini sileceğim arkadaşlar. Temizliğini yapacağız. Burada temizlenecek. Silinecek. Beni bekliyor. Burası. Sağ olsun, burayı boşalttık gene. Burada. Buraları boşalttık arkadaşlar. Burayı boşalttık arkadaşlar. Şimdi turşulara geldi arkadaşlar. Turşuları dolabın üstüne koy da önce mutfağın tezgahın şeyi... Dolaba yazdık, kumam, kıyamam. O zaman tamam, oraya koy ver. Şimdi şunu üstüne koyma, oraya koyma. Düşürüp kırma. Dolabın üstüne koyma, hadi yazdık. Ben o gözüm mü o dolap benim, sen onun üstüne koyma da konurum ona. Değil mi? Sen de bir alemsin. Yani dolabın üstüne... Kıymam. Arkadaşlar, bizim toparlanmamız herhalde bir 3-4 gün sürer. Ondan sonra da öbür eve yerleşmemiz bayağı bir uzun sürer. Bakacağız işte, kolay bir şey değil arkadaşlar. Hatice unlar arkadaşlar, şöyle göstereyim. Eşim diyor ki, Hatice ne yaptın, ne eledin diye. Ben bunu satıp da gideceğim. Ne bileyim ben, tarlada bol bol dedim. Ekmeğe giderim, şöyle giderim. Arkadaşlar, un stok yapmış. Un arkadaşlar, bu un. Aç mağazını. Altındaki un. O da un. Şurada tencere var. Tencereye de un doldurmuş arkadaşlar. Un arkadaşlar. Burada çuvalda da un var. Arkadaşlar, aldım hadi. İki torbasını yaptım. Yalan söylemeyeyim. Erişteydi, yuhaydı, oydu, buydu derken onları yapıverdim. Ondan sonra da dedim ki, ne yuha yaparız, börek çörek yaparız. Dört torba un aldıydım. İkisi gidiverdi. Karaboğaz'a ne desen yemiyor, çıkıyordu. Ben de dedim ki, bir daha uğraşmayayım dediydim. Bu şişeleri boş mu koyalım, nasıl? Ya şeyin üstüne koy da onları şimdilik. Ona bunu mali çizilir, sen ne diyorsun işte bir. Hiçbir şeyini duymak istemez arkadaşlar. Ha, kırabiliyor mu? Beni böyle okulandırıyor, buzdolabını böyle, evdeki buzdolabı bayağı işaret yaparken bir şey olmaz dedi Hatice dedi. Çekici vurdukça böyle. Neyi kırmışım çekicinden, söyle bakayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başındığımız evde bir dur. Durdum hadi durdum. Bak sinirlerim, dedim böyle bir dur. Arkadaşlar, duvarı kırarken hani en son başındığımız yer var ya. Ali dedim, buzdolabının üstüne dedim, bir örtek dedim. Çekici aldı arkadaşlar. Beriden vurdukça buzdolabının şuralarını ikiye büktü. Şimdi de durmuş üstüne, o Hatice bir şey olmaz. Ne halinden Hatice, ne aziyetlenen Ali'yi nasıl diye demiyor. Ancak koy cizitsin, koy etsin. Okay, bu konuda arkadaşlar, inan eşim çok hiç şey yok, açıkçası değil. Bunlar da boşalttı, bunlar da arkadaşlar. Bu da bir tıpkı tek vardı. Bunlar inacak. Gene buralar hep temizlenecek. Bunu şöyle dışarı atayım şöyle. Şuraya koyayım. Evet, oraya koy. Şu mermerin ıslaklığını al ki kartonun ıslanıp da altı döşünmesin. Tamam, şunlar inacak. Onunla bir siliver oraları. Makineye atılacak. Şu kapakları da aç atacağım, orayı sildik sonra. Nereye? Güzelce. Şurayı. Şurada zaten şurayı boşalttım ya. Tamam. Şurayı boşalttım. Burada boşalttım. Oralarda bekle. Şunlar sonra hep çöp atılacak. Çöp atılacak. Buraları boşalttım. Dönüşüme atalım, çöp atmayalım. Tamam. İşte dönüşümde. Şurada var mı bilmiyorum. Bir yandan bir ufak tabağım var burada. Tamam. Şurayı bir boşaltalım. Burada bitsin. Tamam. Burayı da alalım. En şeyi zorum zaten arkadaşlar, burayı benim aklımda aklımda. Yine şu tepsim lazım olur. Kendin alırsam tepsimi de koymamak. Yani koyma. İyi, koyma hadi. Sele şunu atayım. Yine bahçem olursa yine sele şey yapacağım. Benim hayallerim arkadaşlar. Gerekli iş yalan yerine gelir. Şimdi, sildin mi orayı? Sildim, kurladım. Tamam. Ne yapıyorsun? Gel ben yardım edivereyim. Sen arkadaşlara... Ay, onu sen et, ben karışmam abi. Arkadaşlar, Hatice'nin de biraz... Ben yapamam onu sen. Bağıra çağıra iş yapıyoruz. Valla yani. Bazen dövüş yok arkadaşlar, açıkça diyeyim. Kameranın üstünden bak ya arkadaşlar, Hatice.
Arkadaşlar ben ne anarım kameranın altını üstünü işte. Ben ne yapayım böyleyim. Şimdi atacağız bunları. İlk önce şöyle düzgün olanları şöyle. Arka koy. Ondan sonra hep aynı türden olanlar şey varsa. Aynen. Kırılmaz. Şöyle. Plastikleri de dediğin gibi böğürlerine sıktır ki ha onlar. Bahçe şey arkadaşlar onlar yine. Bahçede ölmesem salata yaparım. Hayırdır ölmeye mi böyle? Belli mi ol Allah'ın işi. Yani ölüm yakında olabilir. Kırma. Kırma. Arkadaşlar her şey lazım yani. Şeyi ayırdıydım buraya. Tandırı, tabağını, çanağını arada bir karışıyordu da. Bu kadar karışmıyordu arkadaşlar. Bu kadar karışmıyordu da. Bu ara saldım Mevla'ya çaldım. Neydi? Aynen o şekil oldu. Onun için bu sıra o köyden hiçbir şeye de bakmadım. Tandıra da bakmadım. Arkadaşlar tandıra toz kondurmuyordum biliyorsunuz. Gözüm gibi bakıyordum ben. Evden çok buraya bakıyordum. Şuraları haftada siliyordum, ediyordum. İnşallah daha iyisi olur. Koy onları. Var mı daha? Şu uzunu baksana, şu uzun tabaklar altta da var ya. Ha, onu bir koy. Tandır tabakları yazmış. Onlar konmaz. Onlar koyma, onlar koyma. Orada kalmadı. Orada kalmadı, şurada. Un koymuşum. Bu burada dursun. Un mu koymuşum? Onu alırız. Orada da az bir şey boşalttım zaten çoğunu. Dur. Şunları bir şuraya koyalım. Koy onları. Arkadaşlar bunları şimdi hiç şey yapmayacağım. Yani yığasan da kutuda batıyor. Onun için şey yaparım değil mi Ali? Kullanırken o zaman domuz sosuna, çamaşır suyuna durak olsun bu kutuda dediğin gibi Ali. Yapar. Bunun içinde bir şey varmış. Ne koymuş katice? Allah'a ya. Yağ mı koymuşuk? He, yarın ne işi var buralarda? Ben ne bileyim ne etmişim. Bu bardaklar ayrı bir şeye koysak bir ne? Bir bakayım mı dur bir ne? Yağ koymuşum ben ona ya. Bir şeyi boşaltmışımdır o şişedeki yağı mıyı boşaltmışımdır. Ya. Etik yağ varmıştır. Bir şey yapmışım koymuşum bunu. Neyse onu. Dur şöyle koyalım. Koy. Bir şey olmaz koy. Hatırlıyor mu? Karda bir böyle taşırken. Evet. Bu kova, bardağımı, çanağımı, güzelim, teklemi, çoğu da hep onun teklemesi biliyorsun ha. Değil mi? Hep tekleme kaldı. Onu koyma ya. Bunları koymuyoruz. He, ufakları koy. Arkadaşlar, yerler buzluydu. Ayağım kayınca kovaların içine doldurmuştum. Nasıl düştüysem, bir kova, bardak, çanak, hepsi Hatice Hanım'ın. Şeydi ya. Güzelim takımları. Arkadaşlar, şimdi bende bir şey vardı. Benim misafirim ki ayrıydı gelene. Kendi tabağım, çanağım, bardağım o kadar. Yani bundan buraya gelmeden önce biraz daha bir titizdim, temizledim. Ecik buraya gelince kulakları koyurdum da çıkışamadım. Açıkça diyeyim. Her şeyim ayrıydı. Böyle taşınıyorduk. Ali elini aldı. Ayağı bir fayasta kayınca sırt aşağı. Koca bir dağ, şeylerin bardaklarımı, teklemeleri de hep odur. Kalem bat mi arıyorum? Kalem mi kalem? Bat da burada. Bat da burada. Şimdi şey yazayım, tandır. Tandırın şeyleri yaz, kapları, çanakları yaz. Ayağın telik diye. Berbat. Anne babam ayakkabılarıyla giymiş. Ben de gireyim mi? Ben de diyemiş ya. Tandır ayakkabı. Aman da kaldırdık yavrum. Basma yere yavrum. Beriden öte. Zaten. Koy onu da koy. Onları şeye atarım makinedeki. Kalanları makineye koyarım. Buranın temizliği sana mı ait? He. Buranın temizliği. Üzerine kırılacak mı yazın? Temizliği sonra. Yazıyoruz üzerine. Şimdi bunları eve attıktan sonra bak ne yaparız? Bir geliriz. Baba. Bir pas, burası pas. Sana ait değil. Ya, anama ait bir yazılar. Yok ben yazdım. Baban yazdı, kızım baban yazdı. Senin yazıların güzel olurdu da yazı yazmayı sevmiyorum biliyorum değil mi? He. Tandır işi bitti Gülcan. Şu buzdolabının içini sen siliyorsun, temizliyorsun. Ben temiz, demedim. Buzdolabının içine verecek yalı temizlesin.
Arkadaşlar işin esprisi değil mi? Gülcan bazen şey konuşuyorsun, tamam mı? Ha. Yani. Evet arkadaşlar, Gülcan. Ne oldu baba? Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.